Şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Adıyaman depremden en çok etkilenen iller arasındaydı. Mustafa Bey de bir depremzede, sözü kendisine bırakıyoruz. Bize depremle alakalı yaşadıklarını anlatacak. Valla çok korkunç bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın. Zaten tam deprem durdu. Biz ondan sonra çıkabildik. Zaten ilk çıktığımızda da hemen sitenin bahçesinde çıkarken zaten bizim kız dedi, baba buradaki bina nerede? Bu bina çökmüştü. 5 katlı bir binaydı. Hepsi de doluydu. Yani feryatlar, bağırmalar. Çok zor bir şey diyor. Allah kimseye yaşatmasın. Biz zaten felakette bir yağmur vardı. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Bu binanın 5. katı zaten yerle bir olmuştu. Bir tane kız enkaz altındaydı. Yani kendi çabalarımızla biz ne yaptık olmadı yani. 3-4 tane araba kirkosunu getirdik. Kolonun altına koyduk, yine olmadı. Öyle sabaha kadar işte bir araca giriyorduk, bir ıslanıyorduk, soğuk mu dersin. Bu şekilde ta sabah aydınlanana kadar bekledik ama işte bu sefer telefonlar çekmedi. Herkes birbirleriyle işte irtibat kurmaya çalıştı. Bir türlü kimseye ulaşamadık. Zaten bizim çevre genelde şehrin öbür tarafında, bu Malatya yolu tarafında. Oraya gittik, işte 5 katlı bir bina vardı. Kayınımın eşi falan oturuyordu. Gittik ki bir yerle boş. Bir. 3 gün boyunca biz kimseyi göremedik. 3 gün boyunca. Ancak 3. günü akşama doğru ancak işte ekipler falan geldi, gönüller geldi. İşte bir sürü insan çıkarabildiklerimizi çıkardık. Elimiz kolumuz bağlıydı. Valla hiçbir şey yapamadık. Tamam belki devlet için de zor olabilir ama. İşte yok kimse diyor yol kapalıydı. Yok işte yol çökmüştü. Abi yol çökmüştü. Adıyaman Havalimanı sağlam çalışıyordu. Atıyorum İstanbul'unki çalışıyordu. Ankara'nın her yerinki çalışıyordu. Yani biz burada çok mağdur bırakıldık. Tamam yeme geldi, işime geldi, battaniye geldi ama enkaz kaldırma ekiplerini biz göremedik. 2 gün, 3 gün boyunca biz bu şekilde göremedik. Yanı başımızda bir tane enkaz vardı. Biz 6 gün boyunca oradaydık. O enkazın başında hiçbir tane afet görevlisi görmedik. Kesinlikle görmedik. Adamlar kendi çabasına, hatta o enkazda bizimle bir akrabamız, bir köylümüz vefat etti. Kimseyi göremedik. Şimdi de artık ne olacak bilmiyorum. Şu anda durumunuz nasıl? Depremin üzerinden 42 gün geçti. Burada durum nasıl? Nasıl idare ediyorsunuz? Vallahi nasıl ediyoruz? İşte bu aş evleri kurulmuş. Buradan yemek alıyoruz. Onun dışında çadırda kalıyoruz. Bazı çadırları su bastı. Yani çok zor bir süreç. İdare etmeye çalışıyoruz. Peki ihtiyaç olarak eksiklikleriniz nedir? Bu anlamda bir çağrı yapmak ister misiniz? Ya ihtiyaç şu anda bir an önce bu konteynerlerin hal olması lazım. Yani çadırda nereye kadar? Mesela biz dün akşam çoluk çocukla biz şeydeydik, çadırdaydık. Ben hatta dedim ki vallahi böyle giderse bir sabah kalkarız ki çadırla beraber Atatürk Barajı'nın üzerinde yüzüyoruz. Yani o derece. Yıldırım çarpması, gök gürültülmüştür, ne bileyim, çok zor bir süreç. Ondan sonra su çok büyük bir sorun. Suyla beraber tuvalet ihtiyacı çok büyük bir sorun. Bunlar bir an önce çözülmesi lazım. Hele özellikle su olmadı mı sen lavaboya da gidemiyorsun. Bu eksikliklerin giderilmesini istiyorsun. Aynen. Çadır, konteyn kentlerin bir an önce hal olması lazım. Yani önümüzde malum Ramazan geliyor. Çok zor bir süreç ama atlatacağız. Nasıl atlatacağız onu da bilmiyoruz.